Merhaba arkadaşlar, ben Elvin. Bugün yeni bir yoga serisi yapacağız. Hem de muazzam bir yerde. Şu anda Patara'dayım ben. Gerçekten yeşille mavinin ortasında. İnanılmaz huzurlu, hiçbir korna sesi, insan sesinin olmadığı bir yerdeyim. En son sizinle haftalık yoga serilerinin sonuna gelmiştik. Ve içlerinizden o kadar çok kişi benle baka sana yapan pozu paylaştı ki. Gerçekten sizinle çok gurur duyuyorum. O yüzden gerçekten tüm kalbimle sizi tebrik ederim. Bugün haftalık bir seriye başlamıyoruz. Bir sabah akışı yapacağız. Buna morning yoga, sabah yogası veya morning flow, sabah akışı gibi karşınıza çıkabilir. Aslında siz isterseniz bu yogayı akşam vakti de yapabilirsiniz. Fakat sabahleyin özellikle aç karnına yapılan yoganın vücutta kan dolaşımını arttırıcı, enerjinizi yükseltici etkisi çok büyük. O yüzden özellikle sabah vakti kendinize sessiz bir alan yaratıp bu yogayı yaparsanız etkisini göreceğinizi düşünüyorum. Bugünkü yoga videosunun başka bir özelliği daha var. Bugün size bir sürprizim var. Bana çok fazla sorduğunuz sorulardan biri olan yoga matının özelliği ne olmalı, kalınlığı ne olmalı? Daha önce bunlara cevap vermiştim. 5 mm civarı kalınlık sizin için yeterli olacaktır. Başlangıç seviyesinde çok çok iyi bir mat almanıza gerek yok. Hatta yeri geldiği zaman evde çarşaf serip üzerinde bile yapabilirsiniz. Fakat ben sizin bu gelişiminizi gördükçe o kadar heyecanlandım ki size hediye vermek istiyorum. Bunu da Yoga Zero ile birlikte düşündük, karar verdik ve bu videoyu izleyenlerden 3 kişiye hediyeler vermeye karar verdik. Bu hediyelerin ne olduğunu ve hediyeleri kazanmak için neler yapmanız gerektiğini videonun sonunda anlatacağım. Şimdiden iyi yogalar diliyorum. Namaste. Oturma kemikleri üzerinde uzun bir oturuşa gel. Omuz başları aşağı. Gözler kapalı. Omurga uzun. Yavaşça burnundan aldığın nefesi burnundan ver. Yüzünü serbest bırak. Kaşlarının ortası rahat. Çene rahat. Artık her şeyi bırak ve dikkatini pratiğine odakla. Hem en büyük yardımcın hem de en büyük yol göstericin nefes. Şimdi nefes alırken başını yukarı kaldır ve yüzüne gelen ışığı hisset. Sonra nefes verirken çeneyi göğse bırak ve yavaşça ve yumuşakça bu hareketi devam ettir. Şimdi nefesle birlikte boynunu önce bir tarafa, sonra geriden yuvarlayarak diğer tarafa düşür. Ve şimdi ters taraftan. Nefes alırken geriye bırak ve nefes verirken öne getir. Ve boynunu yavaşça kaldır, gözlerini hafifçe aç. Önce sol tarafa, geriye doğru dön. Çok büyük bir dönme değil bu. Daha ilk twistler. Ve şimdi nefes verirken diğer tarafa dön. Baş ve boyun geriye bakıyor ama boynunu sıkıştırma. Ve nefes alırken öne gel. Artık bedeni uyandırmaya başlıyoruz. Omuz başlarını kulak memelerini sıkıştıracakmış gibi çek ve geriye doğru yuvarlayarak bırak. Bir kez daha omuz başlarını yukarı çek, omurgayı uzat ve yuvarlayarak geriye doğru çevirerek bitir. Bunu birkaç sefer yapabilirsin. Sürekli öne doğru kapaklanarak durmaya çok iyi gelen bir duruş. Şimdi hareketi daha da büyüterek dirseklerini birleştir ve öne doğru kapan. Ve nefes verirken sırtını arkada sıkıştır, kürek kemiklerini it ve aç göğsü. Nefes alırken öne kapan ve nefes verirken aç göğsü, sıkıştır kürek kemiklerini. Bir kez daha nefes al, öne katlan ve nefes verirken dirseklerinin paralelliğini bozmadan geriye sıkıştır ve kollarını iki yana aç. Boynunu çevir, boynunu sıkıştırma, yüzünü sıkıştırma. Şimdi avuç içlerini arkaya çevirip sanki bir şey sıkıştırıyormuşçasına döndürüp ellerini yere bırak. Bu bana çok iyi gelen hareketlerden bir tanesi. Her kolunuzu döndürdüğünüzde sanki omuz başları daha da geriye çevriliyormuş gibi hissedeceksiniz. Ben çok uzun yolda kaldığımda veya oturur pozisyonda kaldığımda bu hareketi mutlaka yapıyorum. Yan bedeni uzatmak için sağ el gelsin yere, sol el başın üstünden uzat. Burada göğsümüzü öne doğru bırakmıyorduk. Aç göğsünü gökyüzüne, çene boyundan uzak ve nefes verirken kollar tekrar paralel ve diğer tarafa. Bu kez sol el yerde, sağ el başın üstünden uzuyor. Buradaki uzamayı hisset, sanki parmak uçlarından öbür tarafa çekiliyormuş gibi. Ve nefes verirken eller yere gelsin.
Şimdi yavaşça dizlerinin üzerine doğru gel. Kalçanı topukların üzerine koyabilirsin veya dizlerin ağrıyorsa dizlerin altına destek koyabilirsin. Avuç içlerini kenetle ve terse çevirip başın üstüne uzat. Bedeni uyandırmaya ve canlandırmaya çalıştığımız için mümkün olduğunca gerinerek ve uzatarak yap hareketleri. Şimdi sağ kolu sol kolun üzerinden geçir. Dirseklerini kenetle. Karışık görünüyor ama yapınca o kadar zor değil. Nefes alırken kürek kemiklerini ortaya doğru topla, nefes verirken geride sıkıştır. Ağrıyan sırtınıza çok iyi gelecek. Yavaşça çözül ve diğer tarafa geçeceğiz. Bu kez sol kolun, sağ kolunun üzerinden geçecek. Dirsekler üst üste, eller iç içe geçiyor ve baş parmağını istersen iki kaşın ortasına koy. Tekrar nefesle birlikte öne katlan ve açıl, sırtını rahatlat. Yavaşça açıl. Eller bu kez arkada, matın üstünde, parmak uçları karşıya bakıyor. Ve tekrar aç göğsünü, boynunu rahatlat, sırtı rahatlat. Ve artık sırtımız ısındı. Yavaşça öne katlanıp çocuk pozisyonunda dinlenebilirsiniz. Bazen fiziksel olarak yataktan kalkıyoruz ama bedenimiz bir türlü ayak uyduramıyor. O yüzden azıcık bir zaman ayırmanız onu harekete geçmek için yeterli olacaktır. Yavaşça dört ayak pozisyonuna gel. Dizler kalçalarla hizalı, eller omuzlarla hizalı. Kedi inek yapacağız. Önce hizanı bul, rahat ol. Ve nefes alırken bırak göğsü, çene baş yukarı. Ve nefes verirken sırtını C yap, çene göğse. Tekrar nefesle birlikte başını daldır ve gökyüzüne doğru çevir. Ve nefes verirken sırtını yuvarlayabildiğin kadar yuvarla. Omurgan için çok etkili bir hareket. Ve nefesle birlikte akmaya devam et. İstediğin kadar yapabilirsin ama en az 5 kere bu akışı yap. Ve son bir kez daha nefes alıp yukarı baktın. Ve nefes verirken sırtı yuvarla, karnını iyice içeri çek ve natürel pozisyona gel. İstersen bir süre burada kalabilirsin ama hazır hissettiğinde yavaşça ayak parmaklarını mata tak, ellerini yere sağlamca bas ve dizlerini yerden kaldır aşağı bakan köpeğe. Ayaklarını pedal yap günün ilk saatleri. Bacakların dünden ağrıyor olabilir, yorgun olabilirsin. O yüzden yavaş yavaş bacaklarının açılmasına, bedeninin uyanmasına izin ver. Bir nevi dans eder gibi. Yavaşça topuklarını yere doğru getir. Belini bastır, dizlerini hafifçe bük. Boynunu rahat bırak, sıkıştırma. Burada istediğin gibi oyna ve sonra yavaşça ellerinin arasına doğru yürü. Dizlerini dümdüz yapıp kilitleme. Hafif dizler bükülü. İstersen kollarını yakala. Şimdi açtığımız sırtta öne doğru katlan. Sağa sola salla. Bütün gün belki oradan oraya koşturacaksın ve şu anda bedenini buna hazırlıyorsun. Ellerini yavaşça yere getir. Dizlerini bük, belini uzat, ellerini yere koy. Dizler ister bükülü, ister uzun. İhtiyacın olan neyse. Nefes al, karşıya bak ve nefes ver, tekrar öne katlan. Nefes al, karşıya bak ve nefes verirken tekrar öne katlan. Ve bu kez nefesle birlikte yavaşça yukarıya doğru kalk. Roll up. İstersen bir süre gözlerini kapatabilirsin. Öne eğildiğimiz için başın dönüyor olabilir. Ve hazır hissettiğinde matın başına gel. Artık günü selamlamaya hazırız. Nefes alırken kollar başın üstünden yukarıya. Nefes verirken öne katlan. Dizlerini bükebilirsin. Nefes al, yarı yol açıl, omurga uzun, karşıya bak. Ve nefes verirken ellerini yere koy, sağ ayakla geriye büyük bir adım al. Low lunge. Ve şimdi sol elini yerden kaldır, sağ el yere kökleniyor. İstersen burada sağ dizini mata bırakabilirsin. Ama rahat hissediyorsan sağ diz yerden yukarıda
ve nefes verirken sol elde yere geldi. Sol bacağı gönder yukarıya. Üç bacaklı köpekteyiz. Burada kalçanı açabilirsin. İyice yukarıya doğru esnet, belini aşağı doğru bastır. Ve nefes alırken sol bacağını yere getir. Ve önce dizler yere, sonra dirsekler geriye doğru bükülsün. Yere kadar in. Eller yerde, yukarı bakan köpek veya kobra tercihinize göre. Nefes bırak. Tekrar nefesle birlikte ellerini yerleştir. Dizlerinin üzerinden aşağı bakan köpeğe geç. Yorulduysan burada soluklan. Devam edebilecek güçteysen sol bacağını yukarı kaldır. Bu kez kalçayı açmadan topuklar paralel ve sol ayağınla iki elin arasında büyük bir adım al. Yine low lunge ve elleri yukarı kaldır. High lunge. Dengeyi bul. Bacakları içe topla. Sağ ayak parmakları yere sağlam basıyor. Ve nefes verirken eller tekrar gelsin yere. Ve sağ ayakta sol ayağın yanına gelsin. Yine matın başındayız. Nefes al, yarı yol açıl. Ve nefes verirken tekrar öne katlan. Şimdi tekrar nefesle birlikte kollar başın yanından yukarıya. Ve nefes verirken eller kalbin ortasında. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Kollar iki yandan gökyüzüne. Aç göğsünü ve yere köklen, öne katlan. Nefes alırken yarı yol açıl. Eller yerde kalabiliyorsa kalsın. Nefes verirken bu kez sol ayakla geriye büyük bir adım al. Low lunge. Ve şimdi sol elini yere kökleyip sağ elini aç gökyüzüne. Sol ayak parmakları mata takılı. Fakat zor geliyorsa sol dizinizi yere bırakabilirsiniz. Ama değilse sol diz yukarıda ve sağı nefes verirken indir ve sağ bacağı gönder gökyüzüne, üç bacaklı köpeğe. Burada kalça açık olabilir. Nefes verirken yavaşça sağ ayağı yanına indir ve bu kez chaturanga geçişle, eğer değilse az önceki geçişle aşağı inip yukarı bakan köpeğe veya kobraya geçebilirsiniz. Bir arkadaşımız var. Aşağı bakan köpek de bir kedi bize eşlik ediyor şu anda. O da yapar mı dersiniz? Ve sağ bacağını yine gökyüzüne kaldır. Topukları paralel tut ve iki elin arasında büyük bir adım al. Ve low lunge'dan kolları yukarı kaldırarak high lunge'a geç. Güçlü dur. Sol bacak uzun. Sağ diz 90 derece. Ve nefes verirken ellerini yerine koy. Ve sol ayağı sağın yanına getir. Nefes al, karşıya bak. Nefes verirken öne katlan. Ve tekrar nefes alırken eller başın üstünde. Ve sonra kalbin ortasında. Dinlen. Omuzları ve sırtı hazırladık. Bugün birkaç tane geriye eğilme yapacağız. Geriye eğilmeler aynı zamanda kalp açıcı. Dizlerin üzerine gel ve ayak parmaklarını mata tak. Bu topuklarını daha yukarıya koyacak. Şimdi yavaşça sol elinle sol topuğuna doğru uzanıp sağ elini başın üstünden geriye gönder. Burada başın üzerinden bir eksen yapıyorsun gibi düşün. Şimdi sağ elini sağ topuğuna koy. Ve sol eli başın üstünden geriye gönder. Bu hareketlerin hepsinde göğüs açıklığını korun. Dizlerinin üzerinde durmakta güçlük çekiyorsan, dizlerin altına bir battaniye ya da daha yumuşak bir şey koyabilirsin. Tekrar dizlerin üzerindeyiz. Bu kez ayak parmaklarını değil, ayakların üstünü yere koyacağız. Fakat bu şekilde daha kolay olduğu için eğer zorlanırsanız bunu yapmayın. Tekrar topuğa geliyoruz ama kalçayı topuklara bırakmadan tam ters yöne iterek ve az önce söylediğim gibi el başın üstünden değil, başı sıyırarak sanki dairesel bir hareketle geriye gidiyor. Burada topuğu tutmak daha kolay olduğu için ayaklarınızı bırakmayabilirsiniz. Ve nefes alırken tekrar toplan. Bu kez yine sağ el sağ topuğa ve sol elle başı çerçeveleyerek döndür. Göğsünü aç.
ve nefes verirken tekrar öne doğru gel. Şimdi iki elle birden geriye doğru gideceğiz. O yüzden isterseniz yine topuklarınızı yükseltebilirsiniz. Geriye doğru eğilmeden hafifçe beli bırakarak tutun ama kalçayı böyle bırakmayın. Aksine kalçayı diğer yöne itip başı ve boynu bırakın. Aç göğsünü. Eğer rahatsan ayak tabanlarını serbest bırakabilirsin. Ayakların üstü yere gelsin. Hatta çok rahatsan avuç içlerini tabanlarına koy ve yavaşça kalk, kalça topuklara gelsin. Çocuk pozisyonunda dinlen. Bu hareketin ismi Camel Pose, deve pozu, Ustrasana Sanskritçesi. Yogadaki temel pozlardan bir tanesi ve bugün bunu da başardınız. Nefesin düzeldiğinde yavaşça kaldır kendini yerden ve hatta kalça yere gelsin, ayak tabanları yerde. Sırt üstü yat. Şimdi Chakrasana, Wheel Pose yani köprü diye bildiğimiz pozisyonun hazırlığını yapacağız. Ayak tabanları yere sağlam bassın ve kalçayı yukarı kaldır. Omuz başları yerde. Nefes verirken kalça yere gelsin. Rahatsan bununla devam et. Üzerine bir adım koymak istiyorsan kalçayı yine yerden kaldır. Fakat omuzlarını geriye doğru çevirip avuç içlerinden kenetle. Ve kalçayı daha fazla yukarı it. Çene göğse geldi. Birkaç nefes burada dur. Ve nefes verirken elleri çöz. Kalça yine yere gelsin. Eğer pratiğinde varsa veya hazır hissediyorsan ellerini başın arkasından yere koyup ayaklarını sağlam basıp Wheel Pose Chakrasana'ya çıkabilirsin. Çocukluğumuzda köprü diye yaptığımız hareket. Ama bu ileri seviye bir poz olacaktır. O yüzden diğerlerini pratik etmeye devam edebilirsin. Bir süre burada dur, in, tekrar çık istersen. İstersen burada bekle. Ve nefes verirken önce başı yere koy, sonra yavaşça sırtın yere gelsin. Hazır hissediyorsan bir kez daha ellerini yere koy. Ayaklarını sağlamca bas ve kalçayı yukarı kaldır. Burada pratiği bir adım öteye taşımak isteyenler için tek bacağı yukarı kaldırabilirsiniz. Ama bu oldukça ileri seviye bir poz olacaktır. O yüzden şimdilik denge kurmanız yeterlidir. Ve tekrar yere in. Kalp atışın hızlanmış olabilir. O yüzden dizlerini kucakla, belin üzerinde sağa sola belini dinlendir. Sırtın, belin, duruşun, omuzların için bugün çok iyi bir ders çıkardın. O yüzden şimdi keyifle belini rahatlat. Hatta dizlerini bir yana, başı diğer yana düşür. Bir twist yap. Nefes alıp vermeye devam et. Nefes alırken dizleri topla, nefes verirken diğer yöne doğru bırak. Ve nefesle birlikte tekrar toplan, dizlerini sar ve sonra yavaşça her şeyi yere bırak. Dersin sonuna geldik. Kendini tamamen yere bırak. Sanki yer seni sarıyormuş gibi. Güvenle bırak. Herkese teşekkür ederim tekrar arkadaşlar. Şimdi başında söz verdiğim gibi hediyelerin ne olduğunu söyleme vakti. İçinizden bir kişiye Yoga Zero ile birlikte yoga matı hediye edeceğiz. Hem de bu yoga matı Roru'dan Türkiye'nin ilk ve tek mantar yoga matı. Onun haricinde yogadan sonra Shavasana'da gözlerinizin üzerine koyabileceğiniz veya çok baş ağrınız olduğu zaman, uyumakta zorluk çektiğiniz zaman da yine gözlerinizin üzerine koyabileceğiniz bir göz bandı. İçinde lavanta olan. Aynı zamanda zorlandığınız hareketlerde kullanabileceğiniz bir yoga bloğu hediye edeceğiz. O yüzden 3 farklı kişi seçeceğiz. Bunun için yapmanız gerekenler, eğer hala takipte değilseniz, öncelikle beni YouTube'da ve Instagram'da takip etmeniz. Bu videoyu beğenmeniz. Ve bu videonun altına bir yorum bırakmanız. İçinizden gelen herhangi bir şey olabilir. Ben yorum yapanlar arasında internette online bir çekiliş yapacağım.
bir hafta süremiz olsun. Bir hafta sonunda da yine bu videonun altına yorum yazarak duyururum. Zaten o kişilere ayrıca mail ve mesaj atıyor olurum. Bu arada yoga ile ilgili paylaşımlarınızı Elvin'le yoga hashtag ile paylaşmaya devam ederseniz ben de sizin gelişiminizi yakından takip edip sizinle gururlanmaya ve heyecanlanmaya devam edebilirim. Umarım çok işinize yarar. Umarım beni heyecanlandırdığı kadar sizi de heyecanlandırmıştır bu çekiliş. Şimdiden güzel yorumlarınızı bekliyorum.